Şimdi Noma Norda. İki parçasını seçtim sizler için. Çok istenen. Sertab Erener'le de sahneye çıkmıştı. Bir dinleyelim sesini. Noma Norda ile Özgün ilgili bilgi varsa bana aktarabilir misin biraz sonra? Dur akorlara bir bakayım, ben yanlış çalıyorum. Şey gibi gidiyor. Bunun gibi benziyor. Yani La Fa Re Mi gibi gidiyor parça. Gibi gidiyor. Tam şey yapamadım. Fakat sanki girişinin bu bir parçaya benziyor bu akor ve müzik dizaynı. O hissettiriyor hemen kendini. Biraz burnuna yakın okuyor zaman zaman. Fakat çok özgür bir okuması var. Bu kesin. Bu her şeyden. Özgüncüm buyur buyur. Ya hocam 91 doğumluymuş. 91. Bu yaşında piyano çalarak müzik hayatına başlıyor. Üniversiteye kadar çeşitli gruplarda ve korolarda çalıp söylüyor. Hı-hı. Yani hem çalan hem de vokal olarak. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oluyor. Müzik kulübü bünyesindeki rock korosunda koro şefliği yapıyor. Ve bu sırada da gruplarda çalıp söylemeye devam ediyor. Mezuniyetinden sonra 3 yıl boyunca medya sektöründe kurumsal bir kariyere giriş yapıyor. Ama ondan sonra kariyerinde ilerlemesine rağmen müziği tercih ediyor ve Noma Norda ismiyle sahnelere geliyor. Kendi bestelerini yayınlamaya karar veriyor. Süper. Teşekkür ederim Özgüncüm. Çok sağ ol. Şimdi Özgür okuyor dedim. Ve Özgün girdi araya. Müthiş bir ikili. Burada dans ederken senle ben de bir ayrım göremiyorum. Şu ana kadar okuması taş gibi. Taş gibi okuyor. Yani o kadar diyafram doğru, yerinde, sesler net, keskin. Hiçbirinde bir kaçış yok. İstediği gibi. Yani sesini çok güzel istediği gibi yöneten, yönlendiren ve size hissettiren iyi bir şarkıcı. Hemen bunu hissediyorsunuz. Daha dakika bir. Bir yandan da çalıyor arkadaşlar. Hem çalıyor hem söylüyor. Seviye çok yüksek. Güzel, yüksek bir seviye. Ben sevdim. Şimdi mesela şu girişte biraz zayıf gibi okuyor gözüküyor ama... Biraz özgürlüğün içinde hafif küçük ses kaymaları var mı? Var. Tamam. Var. Eyvallah. Fakat genel bütünlüğü değiştirmiyor bu. Bence. Cool. Yani o volümü düşerken piyanoya olan hakimiyeti, uyumu, müthiş bir dengesi var. Daha önce bu şekilde çalan Türkiye'de Karsu'yu dinledik değil mi? Yani Karsu genel olarak başladığı parçada hep aynı yumuşaklığı koruyor. Tizlerinde de aynı yumuşaklık, pesler de yumuşak. Fakat Noma Norda da aynı şey yok. Norda daha böyle keskin hareketler yapabiliyor. Ki parçanın girişiyle şu anki yapısı arasında bence çok fark var. Keskin tutarken. Müthiş. Nefes kontrolü ve akor, şey, yani enstrümanla uyuma, artık enstrüman onun bir vücudunun bir parçası. Çok rahat. Birçok arkadaşı izlerken hani böyle daha enstrümanı kontrol edemediğin zaman bu diyaframlar, bu nefes tutmalar çıkmaz. Hep kaçar. Çünkü konsantre dağınıktır. Bakın. Bir yandan da akorlara da bakıyor. Sözlere bakıyor galiba. Tizlere geldi. Mükemmel geçiş. Müthiş. Geldim, gideceğim, hep dedi. La not.
Can. Mezzo gibi bir renk aslında. Ben sanki soprano karakter var gibi ama mezzo gibi mi okuyor tam emin olamadım. Şu kısacık hayatı kana kana içeceğim. Can. Rüzgar olup eseceğim gök. Böyle inceleyip bakmak lazım sesin karakterine. Can. Falsettolar. Yo. Muse'un şarkısı değil mi? Na, 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 na. Çok andırıyor akor yapısı. Peki bu parçasına böyle bakalım. Bunda bence çok başarılı. Bir de bir çıktım yola. Burada da ya çıktım bir yola. Bu parçada da orkestra ile beraber çalıp söylüyor. Duyup da biraz böyle kullanıyor zaman zaman. Ama bu yaptığı müziğin içinde var. Bazen bazı şarkıcılara şöyle yapma böyle yapma demek saçmadır. Zaten her zaman söylerim. Kurallar her şarkıcıda farklı dizayn edilir. O nedenle hiçbir şan hocası, hiçbir şan eğitmeni, hiçbir vokal koç tek bir kurala sahip olamaz. Her şarkıcının işi butiktir. Kendine astır ve kendine özeldir. Norda da öyle ve kendi istediği şeyi çok iyi yönlendiriyor. Kendinin koçu olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Farklı şeyler ama müziğin içinde kötü geliyor mu? No. Nazar. Bakıp da görünmeye, duyup da dinlenme. Geçiyorum burayı. Şimdi mesele bu sesin sadece piyano değil bir orkestra içinde nasıl bir yer tuttuğu frekans olarak kıymetlidir benim için. Bakalım. Müthiş. Acayip bir sound. Biraz ağzını kapalı tutuyor. Benim tek beğenmediğim şey bu ağzını kapalı tutmak tarz olarak güzel ama ne dediğini anlamıyorum bazen. Burada yutuyor. Ben bu yutmaların bazılarını yani Sezen Aksu yıllarca çok yaptı bunu. Bazı harfleri hiç anlamadınız. Bunları Kenan Doğulu falan da çok kullandı. Birçok şarkıcı da kullandı bunları. Hani dediler ki ya bazen anlaşılmaması iyidir. Anlaşılmaz. İnsanlar merak eder. Bazıları yanlış kullanır ama o efsaneleşir bir süre sonra diye bir mantık. Ben sevemiyorum abi. Ben anlamadığım sözü sevemiyorum yani. Böyle bir şey olmamalı bence. Ya ben anlayamadığım bir şarkı dinlediğim zaman kendim mi hayal edeceğim yani? O zaman şarkıcı da olmasın. Sadece harfler söyleyeyim. Mazhar Fuat Özkan'ın şarkıları gibi yani. O yapmıştı işte. Sude. Çıktım bir yola. Ne geçmiş ne geleceği. Çok iyi soundla birleşmiş. Müzik ve ses. Ki hala yumuşak kalıyor çünkü bu müziğin içinde. Ama sound o kadar sek ki. Net ki yani bas, davul ve pad üzerine kurgulanmış gibi. Bir de Rod çalıyor galiba kendisi. Kendine has ve kendine haslığın içinde tamamen doğru bir teknik, doğru bir okuma. Kaymak gibi. Saatlerce şarkı söyler, en ufak bir sesi falan kısılmaz. Müthiş. Bence çok başarılı bir teknik. Ve yorum. Peki.